Hocam biraz da şey üzerinden gidelim mi? Dilerseniz doğa ve coğrafi yönden bu konuda tabiata gerçekten önemli katkıları olan bilim adamları ile alakalı, öncü Müslüman bilim insanları ile alakalı neler söylersiniz? Hangi örnekleri verirsiniz bizlere? Ya şimdi İbn-i Leysem, hani bu sırasına gidecek olursak biraz öne gidiyoruz, hani yaşadıkları tabii yüzyılları hepsini arka arkaya böyle bir kronolojik olarak değil mi? O sıralamaya maalesef uyamıyoruz ama. Ona uyamayız çünkü birbirini örtüyorlar. Birbirinin arkasından devam ediyorlar. İşte İbn-i Sina'dan zaten hani biz bahsettik az önce. Tabii biz dediğim gibi biz onu Avicenne olarak biliyoruz. Yani biz aslında İbn-i Sina'yı tanımıyoruz. Batılıların bize sunduğu. Batılılar bize tanıtıyorlar İbn-i Sina'yı. Ne yazık ki. Aynen. İşte Razi var. Yani Bağdat'ta başhekimlik yapan aslında iyi bir eczacıdır. Hatta ben Razi'nin şunu şeyini çok önemserim. Bugün belki modern tıpta bu yok ama olması gerekir. Gerçi şurada 50 yıl öncesine kadar da doktorlar ilaç yapabiliyorlardı. Ya da eczacılar ilaç yapabiliyorlardı hemen arka tarafta. Şimdi eczacılar ilaç da yapmıyorlar. Havi isimli bir eseri var. Bakın Razi'nin 17. yüzyıla kadar Avrupa'da bu ders kitabıdır. 17. yüzyıla kadar. Evet. Ve kimya ve tıp alanında. Felsefe, matematik, doğa bilimleri, astronomi, kimya alanında uzman. Ama tıp alanındaki bu havi eseri, tıp ve eczacılık alanındaki havi eseri 17. yüzyıla kadar ders kitabı olarak okutuldu. Avrupa'da. Avrupa'da. Ve kendisinin çok güzel bir şeyi var. Diyor ki bir hekim, bir eczacı gezerek, dokunarak bilmesi gerekiyor ilacı. Bakın bitkilerden bahsediyor. Yani bitkilerin köklerini dahi bilmesi gerekiyor diyor. Ve aslında başka bir yere sevk ediyor insanları. Hani böyle kuru kuruya ilaç yazmak değil de onun ham maddesi neye geldiğini bilmesi gerekiyor diyor. Bitki bilimine yönlendiriyor değil mi? Evet. Ve onlara şifacı, ilaçlar, eczacı, şifacı diyor. Doğru. Bakın çok ilginç, eserinde çok ben hani etkileyen sözlerden bir tanesi. Diyor ki bunu bilen kişi şifacıdır. Aslında diyor ki yani eğer dokunup bilmiyorsan, kendin yapmıyorsan şifa veremez. Şifa veremezsin. O zaman senin hekimliğinin çok da fazla bir mantığı yok diyor. Doğru. Yani bu güzel bir ayrıntı. Evet. Bana göre güzel bir ayrıntı. Yine İbnül Heysem. Fizikçi, modern optiğin babası olarak biliniyor. Şimdi o döneme kadar bakın 1000 yıldır işte Batlamyus gibi insanlar Avrupa'da ışığın bir nesneden göze yansıdığını söylüyorlardı. Yani bu bütün ilim kitapları Avrupa'da, Yunanca'da böyle yazılmıştı. Şimdi biz bu programın başında dedik ya hani biz çeviriler yaparak bir şeyler yaptık. Bakın çeviriler yaptık da onlarınkini almadık sadece. Onların yanlışları da vardı. Yanlışları doğrularla düzelttik. Mesela haritacılıkta çok önemlidir. 8. yüzyılda Memun'un sarayında yapılmış bir harita var. Bu haritada karaları ana madde, yani dünyanın temeli kara olarak adlandırılıyor. Okyanusları sanki üzerlerine düşen su olarak resmetmişlerdi bu haritalarda. Ancak Memun'un sarayındaki haritacılar bunu öyle bir ortaya çıkarttılar ki aslında dünyanın temeli su, karalarsa oradan geldi. Sonradan üzerine oturtarak bir hatim. Aynen öyle. Evet. Mesela enlem ve boylam meselesini. Yani aslında Amerika kıtasını zaten keşfetmişler. Keşfedilmişti zaten orası. Zaten keşfetmişler. Çünkü bunlar meridyenin mucidi bu insanlar. Ve geminin işte burnunu önüne aldığında hafif döndüğünde meridyenin hesabıyla beraber zaten Hint Okyanusu'nu nereye bağlandığını zaten biliyorlardı. Bilmiyorlardı değil. Bilmeseler bu kadar yer gidemezler. Bu kadar zaten fetih yapamazlar. Mümkün değil. Biruni de mesela ekvatorun uzunluğunu çok az bir yanılsamayla, çok az bir şey farkla keşfetmişti. Sıfıra kadar neredeyse indiriyordu. Evet. Belki vefat etmese sıfıra kadar indirecekti. Devam edecekti. Görüntülemenin, şimdi burada İbnül Heysem'in çok önemli bir özelliği, dediğim gibi daha önce ya 1000 yıldır bir ilim coğrafyasında yanlış bilinen bir şeyi doğruluyor. Yani o diyor ki görüntüleme gözler yerine beyinde meydana geliyor. Beyinde. Şimdi o ana kadar ışığın hani bir yerden göze yansıdığını söylüyorlardı. Ama o bir düşünüyor, bir derdi var. Aslında bütün bu ilim insanlarından bahsetmemizin sebebi bu. Ne dedik? Besmele ile
başlarlar eserlerine. Bir dertleri var, onu anlatırlar. Bir şey sordular kendilerine. Sorun yoksa, kendine sorduğun bir soru yoksa, dünyaya sorduğun bir soru yoksa, insanlığa sorduğun, sorguladığın sorun yoksa ilerleyemezsin. Bu insanlar bir şey sordular. Dediler ki madem ışık gözden yansıyor, o zaman İbnül Heysem'in çok güzel bir sorusu var eserinde. Diyor ki o zaman ben neden güneşe çıplak gözle baktığım zaman güneş benim gözümü yakıyor da, neden bir muma baktığım zaman güneş mum gözümü ışık yakmıyor. Yolundan giderek karanlık odayı icat ediyor. Hı hı. Karanlık oda aracılığıyla işte bir tez ortaya atıyor ve bu tez neticesinde daha sonra Avrupa'da ilerlendiğinde önce fotoğraf makineleri, hı hı, ardından kameralar ve dahi siz de artık gerisini hesap edin, mercek vesaire gibi. Ve zaten temelini atmış aslında bakarsanız. Aslında o hani böyle şeyler icat etmek için de değildi. Hani onun matematiğini çözmeye çalışıyor. Hı hı. Bir soru sormuş kendine ve o soruyu cevaplamaya çalışıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum aslında hülasa olarak. Bir soru sormazsan cevap bulamazsın. Evet. Sorduğun sorunun derinliğine inmezsen de cevap bulamazsın. Bu insanlar sordukları, hı hı, soruların derinliğine iniyorlar ve o derinlik neticesinde bize de bir şeyler katmışlardı. Evet hocam. Peki günümüzde İslam dünyasının bilim tarihindeki yeri sizce nasıl algılanıyor? Yani dediğim gibi bakın, çok güzel bir soru sordunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Belki unutacaktım siz bu soruyu sormazsanız. Şimdi biz dedik ya, onlardan aldık. Hı hı. Evet, çevirdik. Biz, hı hı, utanmadık yalnız. Hı hı. Neden? Çünkü bizim fethettiğimiz topraklardaydı zaten. Bizim fethetmiş olduğumuz topraklar içerisindeydi. Hı hı. İşte Rumlar, Yunanlılar vesaire, Hintler. Hı hı. Mesela Biruni Gazneli Mahmut'la beraber Hindistan'a gidiyor. Hindistan seferine gidiyor ve Hindistan'da kalıyor bir süre. O zaman Hindistan'ın işte o Pehlevice birçok hani şeylerini, eserlerini alıyor ve çeviriyor. Çevirttiriyor. Ve oradan ilim alıyor. Yani işte Anadolu coğrafyasına geliyorlar. Buradaki ilmi alıyorlar. Biz çekinmedik. Evet. Ama Avrupa ne yaptı biliyor musunuz? Hani o karanlık çağı diyorlar ya. Hı hı. Hayır, onların karanlık çağı. Kendini nasıl adlandırıyorsa adlandırırsın. Bizim gayet böyle güneş aydınlık ışığı gibi aydınlık bir çağımız öyle vardı. Katılıyorum. Bu insanlar sayesinde, hı hı, ve devletimiz sayesinde. Hı hı. Avrupa bizden aynı şekilde kopya etti. Bakın aynı şekilde kopya etti. Yani mesela Kopernik, bakın Kopernik 850 yıllarda yaşıyor, 926'da vefat ediyor. Hı hı. Doğuyor yani, 850'de yaşıyor, 926'da vefat ediyor. Güneş yılını hesaplayan kişidir. 365 gün 5 saat 46 dakika ve 24 saniye olarak hesaplayan ilk kişidir. Hı hı. Kimdi? Battani. Zic isimli bir eser yazıyor. Kopernik, bakın Zic isimli eser 3 defa Latince'ye çevrilmesine rağmen Kopernik kendi eserinde Zic'in haricinde hiçbir şey yok eserini incelediğinizde. Halbuki 3 defa Latince'ye çevrildi zaten bu eser. Tekrar aynı eseri kendi ismine çıkartmanın mantığı yok. Mantığı hırsızsın. Yok, evet. Bariz hırsızsın. Hı. Hani şimdiki yasalar olsaydı mahkum, evet, edilirdi. Aynen. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde mahkum edilirdi. Çünkü telif hakkı vardır telif şu an. Telif hakkı vardı. Aynısını yazıyor. Hı. Bir iki kelimesi belki farklıdır. Değişik olabilir. Hı hı.